5. sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. 5. sınıf dil, kültür ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. video ve 1. soruyla biz onu, yani Kur'an-ı Kerim'i nokta nokta gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Suresi 1 ve 2, 3. ayetler. Bu ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Miraç, Kadir, Berat, Regaib. Evet, buradaki bahsedilen Kur'an-ı Kerim'in hangi gecede indiğidir? İnna enzelnahu fi leyletil kadir diye okuduğumuz zaman Kadir suresinin 1. ayetinde Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığını anlıyoruz. Birinci soruyu B şıkkı olarak işaretledik. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında Müslümanları sevindiren durumlardan biri değildir? Akşam ezanıyla iftar etmek, cemaatle teravih namazı kılmak, özür nedeniyle oruç tutamamak, minarelerdeki mahyaları görmek. Evet, aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında Müslümanları sevindiren durumlardan biri değildir? Akşam ezanıyla iftar etmek, cemaatle teravih namazı kılmak, özür nedeniyle oruç tutamamak, minarelerdeki mahyaları görmek. Akşam ezanıyla iftar etmek Müslümanı sevindirir. Cemaatle teravih namazı kılmak sevindirir. Minarelerdeki mahyaları görmek sevindirir. Ama özür nedeniyle oruç tutamamak bu Müslümanı sevindiren bir durum değil. Bilakis Müslümanı üzen bir durumdur. İkinci soru da C şıkkı. Üçüncü soru. Ya başlamadan hatırlatmada bulunuyoruz. 5. sınıfa ait oynatma listeleri var arkadaşlar. 5. sınıf İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. 1. üniteden 6. üniteye kadar. 2. oynatma listesinde de 5. sınıfın yazılı soruları var. Bilginiz olsun. Yorumlar kısmına hangi yazıların hangi tarihte başlayacağını yazabilirsiniz. Mesela din kültürü ayın 16'sında, Türkçe ayın 18'inde gibi onları bilelim ki ona göre size video hazırlayalım. Şimdi üçüncü soru. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerini acımada ve birbirlerini korumada bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da rahatsız olur. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajlarından biri değildir? Mümin kardeşinin üzüntüsünü paylaşmalıdır. Bir kişinin üzüntüsüne sevinmek doğru değildir. Mümin vücudunu hastalıklara karşı korumalıdır. Mümine yakışan şefkatli ve merhametli olmaktır. Şimdi müminler birbirlerini sevmede, birbirlerini acımada ve birbirlerini korumada bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organlar da rahatsız olur. Bu hadisin mesajlardan biri değildir. Mümin kardeşinin üzüntüsünü paylaşmalıdır. Bir kişinin üzüntüsüne sevinmek doğru değildir. Bu işte yanlıştır arkadaşlar. Hayır, burası doğru. Yani bir kişinin üzüntüsüne sevinmek doğru değildir. Yani bu doğru değil bir şey. Mümin vücudunu hastalıklara karşı korumalıdır. Mümin yakışan şefkatli merhametli olmaktır. Evet, burada mümin vücudunu hastalıklara karşı korumalıdır. Yukarıdaki hadis-i şerifte bununla alakalı herhangi bir şey yoktur. Bunu anlayamıyoruz. Bu doğru değildir. Üçüncü soru C şıkkı. Dördüncü soru. Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Maddi konularla sınırlıdır. Kalpleri kazanma yoludur. Erdemin bir göstergesidir. Toplumsal bir ihtiyaçtır. Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Maddi konularla sınırlıdır. Bu paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili yanlış bir ifadedir. Bunu bu şekilde düşünmek yanlıştır. Peki doğru olanlar nedir? Kalpleri kazanma yoludur. Yani paylaşma ve yardımlaşma olduğu zaman kalpler kazanmış oluyor. Doğrudur. Erdemin bir göstergesi doğrudur. Ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu da doğrudur. Buradaki dördüncü soru için paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili olarak maddi konularla sınırlıdır demek yanlış. Beşinci sınıf din kültür ikinci dönem ikinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Beşinci soruyla. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramda görülen bir etkinliktir? Yani bir milli bayramlar vardır, bir de dini bayramlar vardır. Bayram namazının kılınması dini bayramlarla alakalıdır. Haçtan dönenini tebrik etmek dinidir. Akraba ziyaretinde bulunması dinidir. Spor ve folklor gösterisi yapılması ise milli bayramlarda görülen bir
etkinliktir. Beşinci soru aşık. Altıncı soru. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Nahl Suresi 89. ayet. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Açıklayıcı olmasına, rahmet olmasına, müjdeleyici olmasına, uyarıcı olmasına. Evet, değinilmeyen hangisidir? Bu soruluyor. Ayet-i Kerime'yi okuyalım. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan, açıklayıcı olması var. Yol gösterici, rahmet var. Müjdeleyici var. Uyarıcı olmasına. Yani ayet-i kerimede buna değinilmemiştir. Bu ayet-i kerimede. Kur'an-ı Kerim uyarıcıdır ama burada buna değinilmemiştir. Bizden de bu isteniliyor. Altıncı soru D şıkkı. Yedinci soru. Sizin en hayırlığınız nokta nokta öğrenen ve onu öğretendir. Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İlmihali, Kur'an'ı, hadisi, sünneti. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu öğretendir. B şıkkını buraya getiriyoruz. 7. soru B şıkkı. 8. soru yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayet mesajına uygundur? Artan ekmeklerin çöpe atılması, ihtiyaç olmadan alışveriş yapılması, gereksiz yanan lambaların söndürülmesi, diş fırçalarken çeşmenin açık bırakılması. Şimdi burada israf etmeyin. Allahu Teala israf edenleri sevmez buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye uygun olan nedir? Gereksiz yanan lambaların söndürülmesi. Bu ayet-i kerimeye uygundur ama diğerler hep israftır. Diş fırçalarken çeşmenin açık bırakılması israftır. İhtiyaç olmadan alışveriş yapılması malın israfıdır. Artan ekmeklerin çöpe atılması bu da israftır. Evet, 8. soru da C şıkkıyla arkadaşlar. 9. soru. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Hucurat Suresi 12. ayet. Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? Yanlışta ısrar edilmemelidir. Dedikodudan uzak durulmalıdır. Ahlaklı olmaya özen gösterilmelidir. İnsanlara karşı iyi niyetli olunmalıdır. Evet, burada hangisine ulaşılmaz deniyor? Evet, yanlışta ısrar edilmelidir. Bu ayet-i kerimeden bu sonucu arkadaşlar ulaşılamaz. 9. soruyu aşık olarak işaretledik. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın gönderiliş amaçlarından biri değildir? Tevhid inancını açıklamak, insanlara rehberlik etmek, kurtuluş yolunu göstermek, kıyametin zamanını bildirmek. Kur'an'ın gönderiş amaçlarından biri değildir. Kıyametin zamanını bildirmek, Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amaçlarından birisi değildir. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içindeki davranışlardan biri olamaz? Çocuklarıyla şakalaşması, kendine hizmet ettirmesi, hata ettiklerinde uyarması, sözleri bölmeden dinlemesi. Evet, burada Peygamber Efendimizin aile içindeki davranışlardan değildir. O sormakta. Kendine hizmet ettirmesi bu aile içerisindeki davranışlardan birisi değildir. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin ailesinde görülen davranışlardan değildir? Misafirler iyi ağırlanırdı. Gösterişli eşyalar kullanılırdı. Karşılık beklemeden iyilik yapılırdı. Gereksiz harcamalardan kaçınılırdı. Evet, Peygamber Efendimizin ailesinde görülen davranışlardan değildir. Gösterilişli eşyalar kullanılırdı. Bu Peygamber Efendimizin ailesinde görülen bir davranış değildi arkadaşlar. 12. soruyu da B şıkkı olarak işaretliyoruz. 13. soru. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu diğerlerinden farklıdır? Hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Bakıyoruz. Bir kişinin çocuğunu güzel terbiye etmesi bir ölçek sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Hiçbir baba bir çocuğa güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Çocuklarınıza iyi davranın ve onlara güzel terbiye edin. En hayırlınız kadınlara karşı en iyi davrananınızdır. Evet, şimdi burada A, B ve C şıklarında çocuk terbiyesiyle alakalı hadisler, sözler var ama D şıkkı daha farklı.
Onun için burada ne yapıyoruz? D şıkkını işaretliyoruz. Bizden ne istenmişti? Hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıydı? Bu D diğerlerinden farklıdır. 14. soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'yı ziyaret etti ve geceleyin onun evinde kaldı. Torunu Hasan uyarıp su istedi. O hemen su getirdi. Bu sırada diğer torunu Hüseyin de uyandı ve su istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği suyu Hasan'a verdi. Kızı Fatıma, Hasan'ı Hüseyin'den daha çok seviyor gibisiniz babacığım dedi. Peygamber Efendimiz hayır olur mu öyle şey? Önce Hasan istediği için suyu ona verdim buyurdu. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Uyuyan çocuklara su verilmelidir. Küçük çocuklara öncelik verilmelidir. Çocuklar arasında ayrım yapılmamalıdır. Çocukların her isteği yerine getirilmelidir. Evet. Bu sonuncu soru olduğu için siz bunu cevaplıyorsunuz. 14. sorunun cevabını A, B, C, D artık hangisi ise yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şimdi bir hatırlatmada bulunalım. Video içerisinde olduğu gibi şimdi de sonunda 12. pardon 5. sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de yazılı sorular var arkadaşlar. Şimdi yazılı soruları demişken yazılıların ne zaman başladığında yorumlar kısmına bildirebilirsiniz. Yine hangi okula gittiğiniz, okulunuzun ismi ve hangi ildeyseniz onu da aşağıya belirtebilirsiniz. Evet, kısaca bu şekildeydi. Bize destek için kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayınız. Yani eğer ki kanallardan yani videolardan istifade ediyorsanız istifade ettiğiniz videoların linkini, bağlantısını arkadaşlarınıza gönderin ki onlar da istifade etsinler. Bu arada onlara da abone olmayı hatırlatmayı unutmayınız. Evet, şimdilik bu kadardı. Din, kültür ve ahlak bilgisi 5. sınıf. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın.